Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün Twitter'dan bir yol haritası paylaştım arkadaşlar. Çok yakında haftaya diye düşünüyorum Karadeniz turuna çıkacağım. Siz değerli takipçilerimle buluşacağım. Tamam mı arkadaşlar? İlk duram nere olacak? Ankara olacak. Daha sonra Bolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize. Orduyu da içine katacağız arkadaşlar. Daha sonra Erzurum'a inip Erzincan, Sivas, Kayseri ve Konya tekrar dönmüş olacağız yani. Şöyle bir turdan bahsediyoruz. Ve insanlar diyor hocam e, Malatya'ya da gel, e, oraya da gel, Muş'a da gel. Arkadaşlar bu ışınlanarak yapılmıyor bildiğiniz gibi. Uzun zaman alıyor tabii ki. Ama günü gelecek her yere gideceğiz arkadaşlar tamam mı? Yani bu süreçte videolar gelecek mi geçen tura çıktığımda Arkadaşlar ee, bir problem oluştu çekemedim videolar ama biraz daha organize gitmeye çalışacağım bu tura en azından mobilden çekimler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yapamazsam bile hani ara ara böyle canlı yayın vesaire bir şeyler yapabilirim yani bu konu hakkında bilgilendirmek istedim hangi gün hangi tarihte nerede olacağımı yakında duyuracağım arkadaşlar Şimdi bitcoin'a kısaca bir değinelim. Bana diyorlar işte dünkü videoya yorum olarak Hocam FED var FED neden bahsetmiyor? On? Ne gerek var? Sağır Sultan bile biliyor 25 bas puan faiz arttırımı gelecek öyle değil mi? Ne oldu geldi. E biz ne dedik arkadaşlar destek kırılmadıkça yola devam. Yani Daha öğreneceğiniz çok şey var. Yani herkesten bahsetmiyorum tabii ki. O FED var FED var diyenlerden bahsediyorum. Biz o aşamayı yıllar önce geçtik zaten. Problem yok. Biz ne dedik size? Destek kırılmadıkça yola devam. Öyle değil mi? Ve ne oldu? Mis gibi. Bakın arkadaş yani böyle güzel çalışmaz yani bir destek. Öyle değil mi? Bak tertemiz. Neyse yani ne hedefledik biz? Kanalımızın orta çizgisi en azından bir 30 bin dolar denemesi gelebilir diye ifade ettik. Şu an hala aynı durum geçerlidir. Mevcut kanalın orta çizgisi 30300'e kadar eğim verdi. Orası da potansiyel hedefler arasında. Peki her şey lay lay lomken tersine dönebilir mi? Tabii ki dönebilir. Nasıl döner arkadaşlar? Tabii anlayabilirseniz <laughs> size söylüyorum. Yani anlamayanlara söylüyorum. 29150 altında 4 saat kapatırsa. Yani şöyle. Anladın? Bir daha göstereyim mi? Böyle. <laughs> Neyse. Diyelim kapanış geldi. Kanal kırıldı. İşte o zaman bu hareketi bekleyebiliriz. Nereye kadar bekleyebiliriz? 28.200'e kadar bekleyebiliriz. Yani neymiş efendim? 29.150 altında 4 saat kapatmayacakmışız biz. Bu olmadıkça neymiş? 30.000'e 30 gidebilir miymişiz? Evet. Yani daha net ve basit anlatılamazdı diye düşünüyorum. Hala bu videonun altına Öyle olursa böyle, böyle olursa şöyle bir şeyden anladığın yok diye yazanlar olursa arkadaşlar gerisini hep birlikte düşünelim. Yani ülke iyi yere gitmiyor diyebiliriz öyle bir durumda. Neyse bir de şöyle bir tablo var tabii. Düşen trendimiz var. Bakın şu şekilde. İlk direncimiz bu düşen trendin çizgisi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela neredeymiş? 29.815 seviyesi. Şu an ilk direncimiz oru arkadaşlar. Evvela biz orayı bir kırmamız lazım ki yükseliş devam etsin. Tamam mı? Şöyle bu birincisi. Diğer senaryo ne olabilir? Şöyle bir hareket görebiliriz. Kırıldıktan sonra şöyle tuzağa kurup şöyle bir retest ondan sonra yola devam gibi. Bir diğer senaryoda şöyle olur. Direktman hedefine gider. Daha sonra bir retest. Şöyle gide gide tekrardan belki de şuna benzer bir hareket yapabiliriz ilerleyen zamanda. Tabii biz bunu nasıl anlayacağız? Günlük analizlerimizde adım adım giderek arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Kimse haftaya BTC şunu yapacak diyemez. Diyorsa sallıyordur. Tutuyorsa çok iyi sallıyordur arkadaşlar. Anladınız mı? Yani kimse bilemez mecbur adım adım gitmek zorundayız. Şu anki adım bu bana göre. Yani detaya inmeye gerek yok. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.